Merhabalar Scroll TV izleyicileri, ben Ömer Balk. Yeni bir video incelemeyle karşınızdayız. Yanımızda her zaman olduğu gibi Ali Yavuz Şahin var. Merhabalar. Merhabalar Ömer. Bugün inceleyeceğimiz ürün, görmüş olduğun gibi Huawei'nin bir akıllı telefonu aslında. Hemen şöyle izleyenlerimize göstereyim. Biraz akıllı telefondan biraz büyük gibi geliyor. Tablet. Fablet diyorlar bu tarz ürünler aslında. Telefonla tablet arası. Ama hani kullanmaya başlayınca, birkaç gün böyle kullanınca, haşır neşir olunca bu tarz bir ekranın da telefon olarak kullanabileceği, hani cebinde taşıyabileceğini anlıyorsun aslında. Ama ilk gördüğümde ben de çok şaşırmıştım. Biliyorsun Samsung Galaxy Mega'lar var. Bundan daha büyük ekrana sahip. Bu da Huawei'nin Ascend Mate adını verdiği 6.1 inç ekrana sahip, köşeden köşeye telefonu, akıllı telefonu. Hani gülüyorsun ama bu bir telefon yani. Telefonun can alıcı özelliği, dediğim gibi, ekranı aslında. Tamamen büyük ekran isteyen, büyük ekran kullanmak isteyen kullanıcılara özel olarak üretilmiş bir telefon. Ve bunun üzerine uygulama geliştirmiş bir telefon. Huawei biliyorsun son dönemde akıllı telefon pazarında biraz daha hareketlenmeye başladı. Hata geçti, evet. Yeni telefonları çıkarmaya çalışıyor ama Türkiye'de biraz daha geride olduğunu söyleyelim. Çok fazla ürünlerini görmüyoruz. Genelde şebekeler aracı, yani mobil şebekeler aracıyla telefonlarını getiriyor. Muhtemelen bu telefonu da pazara hani normal diğer telefon gibi sunmayacak. Operatörlerle beraber sunacak. Hatta işte internet desteğiyle vesaire tabii, bu tarz şeylerle sunacağını düşünüyorum. Telefonun fiyatından başlamak istiyorum. Aslında 1000 liranın hemen üzerinde konumlandırılmış. 1200 lira, 1300 lira civarı bir fiyatı olacak tahminen. Bu tarz bir telefon için oldukça iyi olduğu söylenebilir. Tabii ki ekran çözünürlüğü 1280x800. Hani bundan daha küçük 5 inç telefonlarda Full HD ekranları gördük. Bu tarz bir ekranda da ben Full HD ekran desteği sunulmasını isterdim aslında ama 1280x800 desteğinde oldukça iyi bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Hani kötü bir destek değil. HD videoları kolaylıkla izleyebiliyorsun. Full HD videoları da izleyebiliyorsun ama tekrar scale ediliyor, değiştiriliyor. Değiştirerek izleyebiliyorsun. Yeniden boyutlandırılıyor. Hemen belirtelim. Bu ürünün hani ekran büyüklüğü birçok kullanıcıya tek elle kullanım için dezavantaj olarak gözükebilir aslında. Ama Huawei'nin geliştirdiği ayarlar sayesinde bunu da kolaylıkla yapabiliyorsun. Ayarlar içinde bir özellik var. Tek elle yapılan işlemler diye bunu aktif ettiğin zaman işte numaralar ufalıyor. Baş parmağına erişebilecek hale geliyor. Yani büyük güzel, büyük alanda açılmıyor. Hemen sana göstereyim istiyorsan. Şu şekilde açtığın zaman görmüş olduğun gibi, bu şekilde kullanabileceğin gibi, aynı zamanda tek elle yapılan işlemlere girdiğinde işte kilit aç düğmesi, çevirici ve arama tuş takımı ve aynı zamanda Huawei tuş takımını tek elle kullanılabilir hale getiriyorsun. Ve telefonu açtığın zaman görmüş olduğun gibi, sağ eline aldığın zaman daha ufak yapıya sahip ve tuş takımına sahip olursun. Bu sayede tek elle de kolaylıkla 6.1 inç genişliğinde bir ekrana sahip ürünü kullanabiliyorsun. Tabii ki tüm uygulamalar buna uygun değil. Huawei'nin geliştirdiği uygulamalarda sadece numara pedini görüyoruz ve acil arama, işte kişilere ulaşma bölümünün olduğunu görüyoruz. Yani çok sık kullanılanlar tek elle kullanılabilir hale getirilmiş. Diğerleri ise tabii ki çift elle kullanman gerekiyor. Çünkü tek elle bir uçtan bir uca erişmen mümkün değil. Onu da buradan belirtelim izleyenlerimize. Ürünün teknik özelliklerine devam edelim. İstiyorsan Huawei'nin üzerinde sunduğu uygulamalar var. Bunlara birazdan izleyenlerimize aktaracağız. Ama ürünün teknik özelliklerine baktığımızda Android 4.1 işletim sistemine sahip olduğunu görüyoruz. 1.5 GHz 4 çekirdekli bir işlemci var. Bu tarz bir akıllı telefon için oldukça iyi düşünülmüş bir donanım olduğu söylenebilir. Performans konusunda telefonun herhangi bir eksiği yok. Hiçbir oyunda bir takılma göstermedi. Yaptığımız benchmark testlerine de oldukça yüksek performans aldığını söylemeliyiz burada. Bunun yanı sıra ürünün kalınlığı 9.9 cm. Tabii ki biraz kalın olduğu söylenebilir ama ürün büyüdükçe biraz daha kalınlaşmasında fayda var. Çünkü cebinde taşıdığın bir ürün ve daha ince yapıya sahip olduğu zaman büyük ekrana kırılma veya darbe alması, esnemesi daha fazla olabilir. Bu yüzden 9.9 mm iyi olduğu söylenebilir bu tarz bir ekran büyüklüğü için. Aynı zamanda da kenara doğru geldiği zaman arkadan bir bombe, bombe yapı var. Bu ürünün masanın üstüne koyduğun zaman daha
ince gözükmesine, yani karşıdan baktığın zaman daha ince gözükmesine sebep oluyor bu bombeli yapı. Ürünün 9.9 mm olduğu kısım tam orta bölümde. Şurada gördüğün gibi kenarlara doğru biraz daha inceliyor ürün. Bu da tabii beğendiğimiz özellikler arasında biraz daha ürüne tasarım kattığını söyleyebiliriz Huawei'nin. Ürünün ağırlığı da 198 gram. 4 inç, 5 inç arası telefonlarda 130 gram, 140 gram olduğunu görüyorduk. Biraz daha büyüyünce telefon tabii ki ağırlığı biraz daha artmış. Bu ağırlığın artmasına sebeplerden bir tanesi de ürünün içerisinde kullanılan pil. 4050 mAh saat bir pil kullanılmış. Bu da Huawei'nin açıklamalara göre 2 güne yakın bir pil ömrü sunuyor. Tabii ki çok haşır neşir olanlar, çok oyun oynayan için bu kadar büyük bir ekranda 2 günü yakalaman mümkün değil ama normal bir telefon kullanıcısıysan 2 günü kolaylıkla yakalayabilirsin bu akıllı telefonda. Ürünün diğer teknik özelliklerine baktığımızda arka bölümde 8 megapiksel bir kamera konumlandırıldığını görürüz. Bunun hemen yanında bir LED flash bulunuyor. Bu sayede de yakın gece çekimlerinde, karanlık ortamlarda kolaylıkla fotoğraf çekebiliyorsun. Aydınlatma sağlıyor. Videolarda da oldukça detaylı görüntüler çekebiliyorsun. 8 megapiksel de bu tarz bir telefon için yeterli bir çözüm olduğu söylenebilir. Tabii ki bu telefonu alanlar çok yüksek bir performans beklemesin fotoğraf performansı. Hani son dönemde çıkan Samsung'un, HTC'nin, Amiral gibi telefonlarla fotoğraf performansı karşılaştırılamayacak düzeyde olduğunu söyleyelim. Yani orta bir, vasat bir fotoğraf performansı alacaklar ama yeterli bir çözüm, onu da buradan belirtelim. Bunun dışında ön bölümde ise 2 megapiksel bir fotoğraf makinesi bulunuyor. Bu sayede Skype ve diğer görüntülü görüşmeli uygulamalarla kolaylıkla görüntülü görüşme yapabilecek kullanıcılar. Hemen belirtelim, ürün üzerinde 2 GB bellek kullanılmış. 2 GB bellek de yine akıllı telefonlarda kullanılması gereken bir bellek. Hani 1 GB biraz daha düşük kalıyor artık. Uygulamalar geliştikçe belleğin de yüksek rakamlara ulaşmasını istiyoruz. 2 GB bir bellek yeterli bir çözüm. Aynı zamanda cihaz üzerinde 8 GB bir depolama alanı bulunuyor. Bunun biraz düşük olduğu söylenebilir. Çünkü oyunların artık depolama alanında kapladığı alan arttı biliyorsun. Neredeyse bilgisayar oyunları. Evet, bilgisayar oyunları gibi ve bunun yanında çektiğim fotoğraflar yüksek kalitede yer tutuyor. Aynı zamanda videolar yer tutuyor. Yani özellikle fotoğraf ve video konusunda oldukça fazla aktif bir insansan 8 GB depolama alanı sana yetmeyebilir. Ama hemen söyleyelim, micro SD kart yuvası bulunuyor hemen yan bölümde. Bu micro SD kart yuvası sayesinde de 64 GB daha ek depolama alanı cihaz üzerine ekleyebiliyorsun. Bu da güzel özellikler arasında yer alıyor. Hemen belirtelim bunu da. Ürünün etrafına baktığımızda üst bölümde SIM kart girişinin olduğunu görüyoruz. Hemen yan tarafında 3.5 mm'lik bir ses çıkışı bulunuyor. Bu sayede kulaklığa erişebiliyorsun. Son dönemde alt tarafta da gördük bazı telefonlarda. Evet. Huawei bu telefon üzerinde üst bölümde konumlandırmış. Sağ bölümde ise açma kapama tuşu ve alt tarafında ses açma kapama tuşu, yükseltme ve alçaltma tuşu. Alt bölüme baktığımızda ise micro USB yuvasını görüyoruz. Bu sayede şarj veya bilgisayara kolaylıkla veri aktarabiliyorsun. Hemen yan tarafında da mikrofon deliğini görüyoruz. Sol bölüme baktığımızda ise micro SD kart yuvası bulunuyor. Arka bölümde de hoparlörün sesi dışarı vermesi için delikli bir yapı konumlandırıldığını görüyoruz. Bunun dışında arka bölümde demin de söylediğimiz gibi Huawei logosu var. Hemen üstünde kamera ve flash bölümü de bulunuyor. Oldukça güzel yapıya sahip bir telefon. 6.1 inç ekran kenarları çok fazla yer kaplamıyor. Son dönemde tasarımcılar buna çok önem verir oldu. Çünkü ekran büyüdükçe kapladığı alan ve kenarları da yer kaplıyordu. Evet. Bu ekran kenarları da oldukça ince yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Normalde Android telefonlarda alt bölümde fiziksel tuşlar olur biliyorsun. Huawei burada ekranın içerisinde yer vermiş bu sanal tuşlara yer vermiş. Bu sayede home tuşu, açık uygulamalar tuşu ve geri tuşunu ekranın her bölümünde kolaylıkla ulaşabiliyorsun. Hemen uygulamanın altında yer alıyor. Hemen Huawei'nin beğendiğim özelliklerinden bir tanesini belirtmek istiyorum. Huawei Guiding Wizard diye bir patentli uygulaması var. Bu sayede kameran açık GPS sinyallerini alarak istediğin yöne kolaylıkla gidebiliyorsun. Yani GPS üzerinden bir nokta belirlediğin zaman sana yol gösteriyor. İşte 50 metre sonra sağa dön, işte 100 metre sonra sola dön gibi. Bu sayede kolaylıkla kameran açık olarak yürüdüğün yolu aynı şekilde görerek nereye gitmek istediğini kolaylıkla görüp aynı zamanda da erişmen mümkün.
Bu sayede sadece iki boyutlu bir alana bağlı kalmayıp üç boyutlu şekilde ve gerçek zamanlı yolunu GPS üzerinden kolaylıkla bulabilirsin. Bu beğendiğim özellikler arasında yer alıyor. Tabii ki tek elle kullanım özelliği de oldukça ilginç aslında. Bu kadar büyük ekranda tek elle kullanabileceğin bir numarik petin bulunması oldukça sevindirici. Aynı zamanda da bir Easy Panel özelliği bulunuyor. Bu Easy Panel özelliği sayesinde görmüş olduğun gibi ekranın sol bölümünde konumlandırdım. Ben istediğim yöne doğru çevirebiliyorum. Kısa yol tuşları bulunuyor. Buna bastığın zaman eklemek istediğin kısa yolları buraya ekliyorsun ve kolaylıkla buralara gidebiliyorsun. Yani Android içerisinde birkaç tuşa basmaktan kısa yolu ekleyip Easy Panel üzerine ekleyip kolaylıkla tek tuşa basarak bir uygulamaya gitmen mümkün. Bu da beğendiğim özellikler arasında yer alıyor. Genel olarak toparlamak gerekirse Huawei bu akıllı telefon üzerinde hani büyük ekranlı ürünlerden hoşlananlara hani güzel özellikler sunmak istemiş. Tabii ki eskiden küçük bir ekran kullanıyorsan alışman biraz uzun sürüyor, onu söyleyelim. Ama büyük ekranlı bir telefon almak istiyorsan, hani bu telefonu alacaksan yanında bir tablet PC kullanmana gerek kalmayacak. Onu da buradan belirtelim izleyenlerimize. Bence Huawei oldukça iyi bir telefon geliştirmiş hem tasarım açısından hem de içerisindeki donanım özellikleri açısından. Aynı zamanda da fiyat açısından da rakiplerine göre oldukça uygun bir değerde satışa sunulmuş durumda. Çok teşekkür ederiz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.